Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerimizin meslek sahibi olması bizim için çok önemli. Eğitimin en alt kademesi olan okul öncesinden başlamak üzere açık öğretim, yüksek lisans eğitimine kadar devam eden kardeşlerimizin her zaman yanındayız, dedi. Sorusu size ait. Burada moda tasarım okuyup moda tasarımı devam edebileceğiniz gibi istediğiniz bölümlere de geçme imkanınız var. Daha mühendislerin önü açık. Mühendislerin önü açık. Hiçbir şey olmadı. Ev ekonomisi için güzel bir çalışma. Bu ortamda sorunlar. Altına olursa verecek olursa sorunlar. O da olur. Yok, o da olur. Tabii nasıl, ne kadar nasıl sorsak da olur. Sen yöntemlerini istemezsin. Yasal olarak neler kullanıyorsunuz hocam? Tel kırmalar var. Tel kırmalar, yine Antep işimiz. Bunlar sanayi makinesinde yapılıyor. Barton işi dediğimiz. Tasarımlarımızda tasarımları yapılıyor. Parçalarını yapılıyor. Yine dikiş makinesi ve ovarlama makinelerimizde. Yine de şimdiden tutun da dikimine kadar hepsini görüyorlar. Meslek sesini tercih ettiğiniz için teşekkür babından ailenizin hesabına para yatıracağız. Bir ay içerisinde. Meslek lisesi olmanız, ayrıcalığını yaşamanızı istiyoruz. Nasıl? Eğlenceli mi? Ben öncelikle il Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliğini en üst düzeyde tutmaya gayret gösteriyoruz. Eğitimin en alt kademesinden, okul öncesinden başlamak üzere açıktan eğitimine devam eden kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ama son iki senedir özellikle Şehit Kamil Belediyesi olarak meslek liselerini önceleme noktasında bir karar aldık. Geçen seneki almış olduğumuz kararla sağ olsun Milli Eğitimimizin desteğiyle 9. sınıflardan başlayan onlara bir maddi destek bu sene 10. sınıflarla beraber devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene 9, 10, 11 ondan sonra 12 olmak üzere devam ettireceğiz. Buradaki amacımız üreten bir şehir olarak Gaziantep'te ara eleman ihtiyacını görmek. Aynı zamanda meslek liselerini cazip hale getirebilmek adına bu projeyi önemsedik. Sağ olsunlar milletimizin vermiş olduğu destekle bunu devam ettiriyoruz. Bugün müdürlerimizle birlikte okul ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda Nigar Ertürk okulundayız, meslek lisesindeyiz. Gördüğünüz gibi hemen 9. sınıftan makinenin başına geçmiş kardeşlerimiz var. Bunların meslek sahibi olması bizim için çok önemli. Tabii bir diğer mutluluğumuz şu. Meslek liselerinde artık illaki meslekten sonra bir iş yapmayacaksın diye bir kural yok. Üniversitede de önleri açık. İnşallah devam etmek isteyen kardeşlerimiz bundan sonraki safhada mühendisliklere de devam edebilir, hukuka da devam edebilir. Ama her şeyin ötesinde en azından liseyi bitirdiklerinde ellerinde bir mesleğinin olacağı bir eğitim alıyorlar. Okullarımızın da döner sermayelerin oluşması bize de artı bir değer kattı. Belediyemizin ihtiyacı olan eğer meslek liselerimizde yapılan ürünler varsa bunları biz oradan tedarik ediyoruz. Her okulun kendi döner sermayesi oluşmuş durumda. Bunun fiyat performans meselesine bakmaktan daha ziyade bu üretilene destek olma noktasında önceliğimiz var. Gerçekten yaklaşık 3 senedir de bu şekildeki atölyelerden bu ürünleri alıyoruz. Ürün geliştirme noktasında da yine hocalarımızla beraber istişare ederek bu ihtiyaçlarımızı tamamlıyoruz. Bundan sonraki safhada da yine gıda noktasında olsun, işte giyim noktasında olsun, nakış noktasında olsun bu işbirliğimizi devam ettireceğiz. Demin okula girerken de bir baktım ki iş güvenliğiyle ilgili yelek imalatı dahi yapılmış. Bizim en fazla tükettiğimiz ürünlerden birisi. Hemen onunla irtibata geçip bundan sonraki safhada da diğer noktalarda teknik gruplarda kullandığımız iş güvenliğiyle ilgili elbiselerimiz hatta ve hatta iş kıyafetlerinin de yapılıyor olması gerçekten gurur verici bir çalışma. Ben
Müdürlerimin şahsında tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Üretim şehri Gaziantep yolunda çok önemli bir atölyedeyiz. Şehrimizin tüm büyüklerinin, sayın valimizin, belediye başkanlarımızın, Şehit Kamil Belediye'miz bugün özelde üretim merkezlerini ziyaret ettik. Az önce hem giyimle ilgili hem yiyecekle ilgili bir atölyeyi ziyaret ettik. Bugün yine bir bana göre bir fabrikaya dönüşmüş halini geziyoruz. Çok güzel bir konfeksiyon üretim merkezimiz var. Çocuklarımız, tamamen çocuklarımız üretiyor. Hocalarımız bu işin başında. Ben değerli başkanıma hem vermiş olduğu, bu çocuklara vermiş olduğu maddi destekler için, hem bize sunmuş olduğu manevi destekler için, hem de bu gençlerimizin, çocuklarımızın ürettiği ürünleri satın alarak bunlara ayrıca destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Mahmut abi bir ekmek alsın.